Antalya Belek'te arıtma tesisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı projeye 300 milyon liralık katkı sağladı. Şimdi Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar orada ve yanında da konuğu var. Evet Kaan Temeltaş, senin de belirttiğin gibi turizm kenti Antalya her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlıyor. Belek bölgesi, Serik ilçesi Belek bölgesinde de 47 turizm tesisi var. 15 golf, 55 futbol sahası var ve yatak kapasitesi 60 bin civarı. Hal böyle olunca bölgede atık su arıtma tesisi sorun haline geldi. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için Türkiye'de ilk defa kamu ve özel sektör bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belek Turizm Yatırımcıları Birliği bir araya gelerek Serik 2 atık su arıtma tesisini hayata geçirmek üzereler. 2022 yılı Nisan ayında hayata geçmiş olacak. Peki bu proje hangi sorunu ortadan kaldıracak? Neler yapacak? İşte bunu da Belek Turizm Yatırımcıları Birlik Başkanı, canlı yayın konuğumuz Fikret Öztürk'ten alacağız. Efendim ben biraz projeden bahsetmeye çalıştım ama tabii detay bilgiler sizde mevcut. Bir kere öncelikle neden Türkiye'de bir ilk, onu sizden alalım. Buyurun lütfen. Ben tutayım, siz devam edin. Türkiye'de ilk olmasının nedeni, bugüne kadar bu gibi yatırımları belediyeler veya Turizm Bakanlığı yapardı. Biz Turizm Bakanlığımızın başkanlığında Belek turizmcileri, yatırımcıları olarak bir araya geldik. Yaklaşık olarak 300 milyon tutarındaki bu yatırımın 35 milyonunu biz turizmci arkadaşlar olarak verdik. Geri kalanını da Turizm Bakanlığımız tamamladı. Burada bakanlık, belediyeler, turizm yatırımcıları olarak bir araya geldik. Bu Türkiye'de bir ilk ve bölgenin atık su arıtma tesisini yapıyoruz. 2019 yılında başladı. Yaklaşık olarak 2022 Nisan'ında bitecek sizin de dediğiniz gibi. Ve bu 2022'de bittiği zaman önümüzdeki 50 yılın atık su arıtma işini bitirmiş olacağız. Bu deniz denince temiz deniz, mavi bayraklar var. Evet, mavi bayraklar akla gelir. Bizim yaklaşık olarak 50 civarında otelimizin hemen hemen tamamına yakını mavi bayraklı. Bu mavi bayrağı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın onayı, Turizm Bakanlığımızın destekleriyle, organizasyonuyla dediğim gibi belediyeler, turizm yatırımcıları olarak bir araya geldik. Bu vesileyle hem bakanımıza hem turizmci yatırımcı arkadaşlarıma verdikleri maddi destekler için hem belediye başkanlarımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Efendim, bu bölgede bir koku oluyor muydu? Peki bu kokuyu da önleyecek mi ilerleyen dönemlerde, şayet koku var ise? Vallahi çok az da olsa biz daha bu koku ilerlemeden önce önlemlerimizi aldık. İnşallah bu ilk birliktelik Türkiye'nin diğer turizm bölgelerinde de Marmaris'inde, Bodrum'unda, Milas'ında her tarafında organize edilirse bu çok çok iyi bir olay. Biz buna fırsat vermememiz lazım. Denizler kirlendikten sonra önlem alma yerine biz kirlenmeden önce önlemlerimizi alıyoruz ve bu gerçekten Antalya Belek bölgesi Türk turizminin en başta gelen turizm merkezi. Lüks otellerimiz var. Bu vesileyle biz bu gibi önlemleri alıyoruz. Dediğim gibi hem yardımcı olan arkadaşlarımıza, bakanımıza, belediyelerimize ve yatırımcılarımıza teşekkür ederken diğer bölgelere de örnek olmasını diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet, kameraman arkadaşım Burak Yalman'la birlikte Belek'teki bir turizm tesisinin sahilinden yayınımızı gerçekleştirdik. Proje hayata geçtiğinde 2050 yılına kadar arıtma problemini, atık su arıtma problemini ortadan kaldırmış olacak ve günde yaklaşık 65 bin metreküp suyu arıtacak. Denizler, doğa temiz kalacak. Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmış olacağız diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Kaan.